Dost TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Zehra Başayar. Bir Ramazan'da sağlık programı ile daha karşınızdayız. Ramazan'da sağlığa dair merak ettiğimiz konuları alanında uzman konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konu ve çok kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız. Gebelik ve emzirme döneminden bahsedeceğiz Ramazan'da ve konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor öğretim üyesi Elif Terzi. Elif hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde sizinle birlikte olduğumuz için daha da mutluyuz. Teşekkür ediyorum hocam. E, sayın hocam, Ramazan ayında gebelik ve emzirmeyi konuşacağız. Tabii ki merak edilen, dinleyicilerimizin de merak ettiği pek çok soru var. Evet. E, Ramazan'a geçmeden önce e, tabii ki gebelik uzun bir süreç. Yaklaşık 37-42 haftayı kapsayan bir süreç. E, şunu sormak istiyorum hocam. Gebelikte beslenme nasıl olmalı? Anne adayları nelere dikkat etmeli? Gebelikte beslenmeyi ifade ederken aslında dönem dönem değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü gebe kalanlar bunu yaşamış olanlar bilirler. Gebeliğin ilk aylarında olan beslenme durumu, annenin iştahı, beslenme alışkanlıklarıyla ile ilerleyen haftalarda doğum vakti yaklaştıkça hem iştah hem beslenme alışkanlıklarındaki durum farklılık arz eder. O yüzden gebelikte beslenmeyi genel olarak ifade edecek olursak daha fazla protein, daha fazla sıvı, daha az karbonhidrat olarak ifade edebiliriz genel çerçevesiyle. Ama bunları eğer gebeliğin ayrı ayrı aylarında değerlendirecek olursak gebeliğin ilk 3 ayında daha fazla bulantı şikayeti olduğu için bulantıyı baskılamaya yönelik beslenme özellikle folik asitten zengin beslenme ifade edilmeli. Gebeliğin ikinci ayında bebeğin büyümesiyle beraber artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için biraz daha tüketimi arttırmak gerekebilir. Detaylarıyla zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama doğum vakti yaklaştıkça özellikle bebeğin artan sıvı ihtiyacını karşılayabilmek için bol sıvı tüketimi şeklinde şekillendirilebilir. Evet. Peki hocam Ramazan ayındayız. Anne adaylarının en çok merak ettiği ya da kafalarında soru işareti olan tutsam mı tutmasam mı? Bir anne adayı oruç tutabilir mi hocam? Bir gebenin oruç tutabilmesini de yine başlangıçta aynı gebenin beslenmesindeki farklılıkları aylara göre durumlara göre ayrıştırdığımız gibi... ...yine gebenin oruç tutabilir mi sorusunu kişiye göre değerlendirmek her zaman için daha doğru olacaktır. Çünkü kimi gebelikler sağlıklı seyreder, herhangi bir sıkıntı yoktur. Kimi gebelikler komplike dediğimiz riskli gebelik durumuna girebilir. Onlarda hem hastanın yapması gerekenler, üstüne düşen vazifeler farklı hem gebenin takibi farklı olur. Bu yüzden bu soruyu gebe tutabilir ya da tutamaz değil. Haftasına göre, gebeliğinin seyrine göre, doktorun gördüğü riske göre hatta Ramazan ayının hangi mevsime geldiğine göre diye ayrıştırarak yine ifade etmek gerekir. Ama kesinlikle gebe oruç tutamaz şeklinde bir ifade yerli olmaz. Peki hocam Ramazan ayının hangi mevsime geldiği gebenin oruç tutup tutmaması durumunda etkili midir? Oldukça etkili çünkü mevsim dediğimiz zaman sadece sıcaklık soğukluk değil gündeki saat oruç tuttuğu saatte de haliyle değişiyor. Ne kadar saat boyunca oruçlu olduğu farklılaşıyor. Bir kış mevsiminde gebeliğini yaşayan olan, gebeliğini yaşamış olan hastanın özellikle artan bebek ihtiyacının yani ikinci, üçüncü trimester dediğimiz gebeliğin üçüncü, dördüncü ayından sonraki dönemlerini kış aylarına denk getirmiş olan bir gebenin oruç tutması daha kolay olacaktır. Çünkü daha kısa süreç içerisinde sahur iftar döngüsünü yaşayacak. Dolayısıyla daha az aç kalacak. Hava serin olduğu için susuzluktan fazla etkilenmeyecek. Ama aksi şekilde gebeliğinin ikinci, üçüncü trimesterine özellikle doğum vakti yaklaştığı zaman yaz aylarına, uzun yaz günlerine denk getirmiş olan, gelmiş olan bir gebenin oruç tutması kendisi açısından da, bebek açısından da bazı sıkıntılar oluşturabilecek. Bu yüzden önemlidir. Evet. Peki hocam gebeliğin haftası etkiler mi oruç tutmasını? Gebeliğin haftası hem annenin yeme durumunun farklılaşması nedeniyle etkiler hem de bebeğin değişen ihtiyaçları nedeniyle etkiler. Aslında gebelikte en az enerji ihtiyacının değiştiği zaman, yani bir gebenin gebe olmadığı zamanki kadar yemesinin yeterli geleceği zaman gebeliğin ilk 3 aylık dönemidir. Ama bu ilk üç aylık dönem genellikle bulantı ve kusmaya denk geldiği için ve bulantı kusmayı gebe ancak sık atıştırarak engelleyebildiği için Uzun süren açlık durumlarında bulantı kusma tetiklendiği için enerji ihtiyacı artmasa da gebe rahat edemediği için bulantı kusmayı fazla yaşadığı için oruç tutmakta zorluk yaşayabilir. Ama gebeliğinin ikinci trimestri dediğimiz 3-6 ay arasındaki dönem gebeliğin zaten genel olarak en rahat dönemidir. Artık bulantı kusma bitmiştir. Bebek çok büyümediği için annenin yükü henüz fazlalaşmamıştır. Bu aylarda gebenin oruç tutması haliyle daha rahat olacaktır. Son trimestre özellikle doğum vakti yaklaşan zamanlara 34-35 haftadan sonra yani neredeyse doğuma bir ay kalmış döneme geldiğimiz zaman bebeğin artan sıvı ihtiyacı nedeniyle o dönemde de susuzluk oruç tutarken gebeye sıkıntı oluşturabilir. Peki sıkıntı oluşturabilir dediniz. Anne sağlığını nasıl etkiler gebenin oruç tutması? Gebenin oruç tutması durumunda aslında gebe olmayan birinin yaşadıklarına benzer şeyler yaşar. Nedir bunlar? Açlığa bağlı halsizlik yaşayabilir, yorgunluk hissi olabilir, iftar saatine yakın bulantısı olabilir. Ama bunlar sadece görünen kısmı. Görünmeyen kısmında gebenin bebeği beslemek için vücudunda oluşturduğu, kendinin farkında olmadığı bazı metabolik değişiklikler var. Bu değişiklikler Annenin daha fazla bebeği beslemesine yönelik oluşturulmuş değişiklikler bunlar annenin şekerinin ihtiyacını azaltıp daha çok bebeğe şekeri göndermeye odaklanmış. Aslında bir taraftan annenin açlığa dirençli olmasını da sağlar. Normal bir insanın yaşadığından daha az açlık hissi yaşar aç kaldığı zaman ama işin içerisine psikolojik faktörler de girince gebe beslenme konusunda daha istekli davranabilir. Annenin vücudunda enerji açığı meydana gelir. Hem bebeği beslemekten, bebeği besin gönderebilmek için kendi vücudunda yaşadığı metabolik değişiklikler do dolayı annenin vücudunda bir miktar şeker eksikliği olur. Bu şeker eksikliğini kapatabilmek için vücut daha fazla amino asit yani protein yıkmaya başlar. Proteinden şeker üretmeye çalışır ya da enerji kaynaklarını proteine doğru yönlendirir. Bu da vücutta keton dediğimiz maddelerin ortaya çıkmasına neden olur. Keton da gebelikte bulantının artmasına, bulantı hissinin artmasına sebep olur. Ama bununla alakalı yapılmış pek çok çalışma var. Konumuz bu olunca ben detaylı bir literatür çalışması, araştırması yaptım daha öncesinde. Hı hı. Ve e, neredeyse yabancı e, dilde yapılmış olan araştırmalar içerisinde Ramazan ayında oruç tutmayla alakalı, gebenin Ramazan ayında oruç tutmasıyla alakalı 150'ye yakın makale var. Ve bu makalelerin hiçbiri net bir şekilde gebelikte oruç tutmanın anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyeceği yönünde sonuç vermemiş. Tabii ki yapılan çalışmanın hangi grupta yapıldığı, kimler üzerinde yapıldığı, hangi mevsime gelen... Bir Ramazan ayını kapsadığı ya da hangi trimesterdeki hangi gebelik haftasındaki gebelerde yapıldığı gibi detaylar sonuçları farklılaştırabiliyor. Uzun bir yaz gününde oruç tutmuş olan gebeler üzerinde yapılmış olan bir çalışmayla kısa bir kış gününde oruç tutanlar arasında illaki farklılık gösterecektir. Ama sonuçta bütün bu çalışmaların derlemesi anlamında tekrar yapılmış çalışmalar şunu göstermiş ki gebelikte oruç tutmak anne sağlığı açısından Korkulduğu kadar sıkıntılı bir durum ortaya çıkarmıyor. Bir de bu, bu arada şunu ifade etmek lazım. Mevsimin saati etkilediğini özellikle ifade etmiştik. Özellikle 9 saatten kısa olan açlık sürelerinin gebelerde oruç tutsun ya da tutmasın, o 9 saati aşmadığı sürece ciddi bir değişiklik oluşturmayacağı, 13 saatten daha uzun süren açlığın sıkıntı çıkarabileceği, Özellikle 17 saat gibi çok uzun süren yaz günlerindeki orucun ciddi sorun oluşturabileceği yönünde bunun altını özellikle çizmek gerekir. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bilimsel çalışmalarla desteklenmiş olması tabii ki de önemli değil mi? Bir hekim Kesinlikle. karar verirken ilk programımızda özellikle biz bahsetmiştik hocamızla kanıta dayalı verilerden ve bilimsel çalışmalardan oruçla ilgili yapılmış. Ee, peki hocam gebeyi konuştuk. Tabii ki gebe kadar bebek sağlığı da önemli. Bir gebenin oruç tutması bebek sağlığını nasıl etkiler? Emzirirken de vücudun enerji ihtiyacı artıyor. Hem gebelikte hem emzirme döneminde artı 300 ila 500 kilokalori kadar fazla ihtiyacı vardır. Gebenin ve emzirenin, gebe olmayana ve emzirmeyene göre. Aslında bu 300 kilokalori ifade sayısal olunca belki birazcık anlamını net veremiyor olabilir ama yaklaşık şöyle diyebiliriz. Bir su bardağı süt, beraberinde bir yumurta ya da bir küçük köfte kadar et, beraberinde bir küçük dilim ekmek ve bir meyve. Yani artan ihtiyacımız aslında bu kadar. Dolayısıyla emzirme döneminde de bu artan ihtiyaç karşılandığı sürece çok ciddi bir sıkıntı oluşturması beklenmez. Zaten süt üretiminin çok fazla değişmediği, özellikle kalitesinin açlıkla beraber çok fazla değişmediği gösterilmiş, ispatlanmış bir veri. Emzirme dönemi gebelikteki kadar sıkıntılı değil ama yine aynı ifadeler geçmeli. Hangi mevsimde? Yaz mevsiminde annenin sıvı kaybıyla beraber daha fazla su ihtiyacı olacağı bilinir mutlaka. Ya da bebeğin kaç aylık olduğu dönemde ilk 6 ay sadece anne sütü alan bir bebekle 6. aydan sonra ek gıdaya geçmiş olan bir bebeğin süt ihtiyacı farklı. Bu durumda annenin de yaklaşımı farklı olmalı. Aslında hem emzirmede hem gebelikte oruç tutmayı değerlendirirken annenin bunu nasıl kaldırabildiği de mutlaka değerlendirilmesi gereken bir başka konu. Tamam belki haftası uygundur, belki mevsim olarak kısa günlere denk gelen bir mevsimdir ama anne bunu kaldırabiliyor mu? Yani anne oruç tutarken çok yorgunluk hissediyorsa, kas eklem ağrıları hissediyorsa, tabiri caizse orucu uykuya tutturuyorsa o zaman bu anne açısından çok sağlıklı bir durum oluşturmadığı anlamına gelir. Benzer şekilde emzirmede de eğer anne çok yorgun, çok bitkin düşüyorsa, sütünün kalitesinde, miktarında azalmayı kendi izleyebilir. Bebeği daha fazla ağlar, tokluk uykularına dalamaz, sık sık uyanır ya da daha az bezini ıslatır. Böyle durumlarda anneyi uyarmalı ve oruç tutma konusunu bir daha gözden geçirmeye dikkat etmeli. Evet. Ee, peki hocam bir gebe eğer oruç tutuyorsa nelere dikkat etmeli bu süreç içerisinde? Gebenin artan ihtiyacını karşılayabilecek şekilde beslenmesi özellikle önemli. Orucun haricinde oruç tutmanın haricinde zaten gebenin artan bir 300 kilo kalori yaklaşık Hı. olarak ihtiyacı olduğunu ifade etmiştik. Bu ihtiyacı karşılayabilmesi lazım ve bu ihtiyacını da iftar ve sahur arasındaki belli bir süreç içerisinde karşılaması lazım. Bu durumda gebenin daha sulu beslenmesi, sıvı ağırlıklı beslenmesi, daha tokluk hissini uyaracak ama vücudunda birden oluşan tokluğa bağlı rahatsızlık hissi vermeyecek. Yani yağ fazla olmayan, aşırı karbonhidratlı olmayan gıdalardan beslenmesi önemli. Gebenin artan protein ihtiyacını ifade etmiştik. Protein ihtiyacını karşılamaya yönelik bir beslenme tablosu oluşturması önemli hepimizin yaptığı o açlıkla beraber iftar saatindeki ilk yüklenmelerin ne kadar huzursuzluk verdiğini biliriz. Gebenin bebeğin baskısına bağlı hissettiği artan bir reflü sıkıntısı da vardır. Yediklerinin yemek borusuna kaçtığını hisseder, midesinde aşırı yanma hissi zaten gebeliğe bağlı vardır. Açlıktan sonra birdenbire midenin aşırı gıdayla doldurulması, birden fazla yenmesi, yağlı, mayalı beslenmesi gebeyi daha fazla rahatsız edecektir. O yüzden gebe Emzirme döneminde de olsa, gebelikte de olsa bir hanım beslenmesinde daha fazla protein ihtivası sağlamalı, daha fazla su ihtivası sağlamalı. iftarla sahur arasını porsiyonlara bölerek, dönemlere bölerek birden fazla yemekten ve aşırı yemekten kaçınmalı. Evet, ee, birden fazla yemekten ve aşırı yemekten kaçınması önemli diye söylediniz. Ee, şunu da söylediniz hocam, özellikle gebe bir birey olarak değerlendirmeli ve her birey farklı olduğunu söylediniz. Hangi ayda olduğu, gebeliğin hangi haftasında olduğu önemliydi. Fakat özellikle hangi gebelerin oruç tutması sıkıntılıdır? Eğer gebelikte tanık olunmuş olan ve hekimi tarafından bu durumun oruç tutmaya engel teşkil ettiği ifade edilen bir durum varsa, gebe öncelikle kendi sağlığından ve bebeğin sağlığından sorumlu olduğu için ve oruç tutma noktasında gebelik ve emzirme dönemi bir ruhsat teşkil ettiği için şartların zorlanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Belki bu konuda gebeler tedirginlik yaşayıp hekimlerine soru sormakta bile çekiniyor olabilirler. Ki çalışmalar bunları da değerlendirmiş. O yüzden bu konuda bir fikir birliğine varılmaya çalışılmış ama ne yazık ki bu fikir birliğini oluşturabilmek mümkün değil. Çünkü her gebeyi kendi içinde değerlendirmek durumundayız. Eğer gebenin yüksek tansiyon problemi varsa, eğer gebenin gebeliğe bağlı ya da gebelikten bağımsız bir şeker rahatsızlığı varsa, eğer bebeğin anne karnında beslenmesiyle alakalı bir kısıtlılık durumu söz konusuysa, yani bebek haftasına göre uygun bir gelişme çizgisinde devam etmiyorsa, buna anne karnında gelişme geriliği ismi veriyoruz. Ya da bebeğin mevcut olan bir su eksikliği durumu varsa, amniyon sıvısında eksiklik durumu varsa, bu durumu olan gebelerin özellikle oruç tutması uygun olmayacaktır. Evet. Ee, peki hocam. Gebelik gibi emzirme dönemi de bir süreç. Emzirmeye geçecek olursak eğer. Önce kısaca emzirmenin ne gibi faydaları vardır? Bunlardan bahseder misiniz? Emzirmenin hem anne hem bebek açısından inanılmaz derecede faydaları var. Bunlar hem psikolojik hem fiziksel değerlendirilebilir. Anne ile bebek arasındaki bağlantının kurulması açısından, devam ettirilmesi açısından kesinlikle önemli. Bir nevi aşı gibidir anne sütü. Özellikle kolostrumda çok yüksek antikorlar vardır. Bunlardan mutlaka bebeğin faydalanması gerekir. Yani ilk gelen anne sütü ağ sütü olarak ifade edilen sütte. de. Bu yüzden emzirme döneminde emzirmeyi aksatacak ek bir problemin ortaya çıkması bebeğin sağlığını etkileyecektir. Hem uzun süreli hem kısa süreli. Anneyi meme kanserinden korumak gibi bütün bunların haricinde çok çok ciddi bir fonksiyonu da var emzirmenin. Evet. Peki emziren bir anne oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutabilir ama tutarken bebeğinin ihtiyaçlarını ve kendinin oruç tutabilirliğini gözden geçirmesi lazım. Emzirme döneminde gebelikteki kadar sıkıntılı bakmıyoruz aslında. Gebelikte birazcık daha aylarına göre, haftalarına göre, mevsimine göre düşünüp değerlendirip bebeğin ihtiyacı varsa, artan bir sıkıntısı varsa bunları göz önünde bulundurup tutma önerisinde bulunabiliyoruz. Ama emzirme döneminde eğer annenin beslenmesi yeterliyse, eğer sütünün miktarında, bebeğin emmesinde, emzirme süresinde oruç tutarken bir aksama görmüyorsa bu durumda oruç tutması çok da sakıncalı değil. Ama anne sütüne çok bağımlı olan bir bebeğin, ek gıda almayan bir bebeğin ya da emzirirken sütü azalan bir annenin bu durumda oruç tutması haliyle uygun olmayacaktır. Evet. Peki gebelikte olduğu gibi emzirme döneminde de hangi, hangi sürede olduğu ya da hangi ayda olduğu etkili midir? Kesinlikle etkili. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü almasını istediğimiz için bebeklerin ilk 6 aylık dönem içerisinde kucağında bebeği olan bir annenin oruç tutması durumunda bir daha gözden geçirmesine fayda var. Ama ek gıdayla bebeğin beslenmesini sağlayabildiği 6. aydan sonraki dönemde biraz daha rahat hareket edebilir. En azından kendi sütündeki eksiklik durumunu ek gıdalarla takviye etmesi mümkün olabileceği için gönlü biraz daha rahat olacaktır. Evet hocam. Peki emziren anneler oruç tutarken nelere dikkat etsinler? Sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu, sıvının yedeklenmediğini, mutlaka günlük olarak sisteme dahil edilmesi gerektiğini bilmeliler. Bunu biz takip ettiğimiz hastaları ısrarla ifade ederiz. Normalde 1,5-2 litre kadar sıvı normal bir insanın, gebe olmayan bir insanın ihtiyacını gün içerisinde karşılayabilirken gebenin ihtiyacı 2,5-3 litre sıvıdır. Bu 2,5-3 litre sıvıyı da iftarla sahur arasında sığdırabilmek çok kolay değil ama bunu başarmaları gerekiyor. Eğer oruç tutmak istiyorlarsa, oruç tutmaya devam etmek istiyorlarsa. Bazen... Gebenin oruç tutmasında ciddi bir engel görmeyiz ama üst üste günlerde tutmamasını öneririz. Eğer illa oruç tutmak istiyorsan bir gün tut, bir iki gün ara ver. Bu bir iki gün aralarda en azından oruç tuttuğu günlerde eksik olan beslenmesini takviye etmesi, üst üste biriken bir eksiklik durumu yaşamasını engellemeye yardımcı olacaktır. Protein ağırlıklı beslenmeli, iftarla sahur arasında mümkün olduğunca 2,5-3 litre sıvıyı tamamlamalı, İftar'da birden fazla yememeli. Yani birden bire aşırı derecede midesini dolduracak, şişkinlik hissi oluşuracak, reflüyü artıracak kadar yemenin bir anlamı yok. Hafif öğünler şeklinde iftarla sahur arasını bölümlere ayırarak mümkün olduğunca midesini rahatsız etmeyecek şekilde baharatsız mayasız, sakin şeylerle beslenmeye gayret göstermeli. Özellikle yumurta sahurda tüketilmesi önerilir diyetisyenler tarafından gebe olana da olmayana da. Çünkü hem protein ihtivasıyla hem de tokluk hissi oluşturup daha rahat oruç tutmasını sağlaması açısından gebenin sahurunda olması gereken bir öğedir yumurta. Evet hocam, teşekkür ederiz. Gebelik ve emzirmeyi Ramazan dönemi için konuşmuş olduk. Peki hocam, gebelik planlayan kadınlara ne gibi önerileriniz olur? Onların oruç bir sıkıntı yok. Evet. Ama onların gebelikten önce mutlaka kontrollerini yaptırmalarını istiyoruz. Bu kontroller özellikle gebe kalmak için vücudunda sistemik bir hastalıkla alakalı bir problem var mı? Gebe kalırsa vücudunda oluşabilecek değişikliklerin kendisi için oluşturabileceği ek bir sıkıntı var mı? Mesela bir şeker hastasının eğer gebe kalmadan önce şekeri kontrollüyse olabilecek olan şekere bağlı anomali riski %1 iken şeker açısından takipli olmayan bir kadın bu şekilde gebe kaldığında yüksek şeker düzeyiyle gebe kaldığında embriyopati dediğimiz bebekte sakatlık olma riski %8'e kadar çıkar. O yüzden gebe kalmayı planlayan bir hanımın gebe kalmadan önce mutlaka bir aile hekimi ya da mümkünse bir kadın doğum uzmanıyla temas halinde olması gerekir. Biz gebelikten önce folik asit takviyesini çok önemli buluyoruz. Folik asit beyin ve omurgadaki sakatlıkları engellemek açısından kanıtlanmış, etkinliği kanıtlanmış bir vitamin takviyesi ve bunu gebe kalmadan önceki 3 ay ve gebeliğin ilk 3 ayında mutlaka belirlenmiş 400 mikrogram gibi standart bir dozda almasını özellikle tavsiye ediyoruz. Gebelik planlayan hanımların Peki hocam programımızı bitirirken e, gebelerin şikayetlerini değerlendirecek olursak, kramplar gebelikte sık görülen şikayetlerden, krampları çok olan bir gebe nasıl beslenmeli? Kramp olması vücutta kalsiyum ve magnezyumun veya magnezyumun eksik olduğu anlamına gelir. Bu durumda gebenin beslenme öğelerinin içerisinde kalsiyum ve magnezyum ihtiva eden gıdaları artırması özellikle önemlidir. Bunların doğal yollardan alınması her zaman için daha çok tavsiye edilir. İlaç şeklinde alınmasındansa ama yeterli gelmediği durumlarda ilaçla takviye de sağlanabilir. Özellikle nelerde vardır kalsiyum? Özellikle süt ve süt ürünlerinde yoğurt, peynir, yumurta bunları mutlaka bol miktarda tüketmesini isteriz. Böylece hem kalsiyum almış olur vücuduna hem de protein almış olur ki mevzu olan oruç olunca, oruç tutmak olunca mutlaka protein takviyesini de göz önünde bulundurmak gerekecek. Ortalama olarak günlük 2 bardak süt, 2 kase yoğurt, 1 şişe maden suyu tüketen gebe vücudundaki eksik olan kalsiyum, magnezyum ihtiyacını da bu şekilde karşılamış olacaktır. Bitkisel olarak bazı hastalar laktoz intoleransı nedeniyle ya da çok e, tadıyla barışamadıkları için süt ürünlerini tüketemezler. Böyle durumlarda da yeşilliklerde, brokolide ve marulda e, kalsiyum ihtivasının fazla olduğunu ifade etmekte fayda var. Bununla da karşılayabilirler kalsiyum ihtiyacını. Yine muzda yüksek oranda magnezyum vardır. Hurmada vardır. Hurma tüketimi konusunda bazen evet. gebeler huzursuz olabiliyorlar. Doğumu uyarır mı acaba korkusuyla. Hı. Her şeyden sağlıklı olan her şeyden, doğal olanlardan abartılı olmadığı sürece beslenmesinde aslında çok ciddi bir engel de bulmuyoruz. 3 tane hurma yerse ki genellikle diyetisyenlerin önerdiği miktar budur. Bunun doğum için uyarıcı bir etkisi olmayacaktır. Lifli bir gıda olduğu için hem kalsiyum, magnezyum ihtivası açısından zengin hem lifli olması bağırsakları biraz daha rahatlatır gebede. Bu yüzden özellikle diyetin içerisine bulunması tavsiye edilir. Evet. Gebelikte kalsiyum desteğinin önemini vurguladınız. Ee, peki hocam reflü de yine gebelikte sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. Eğer bir gebenin reflüsü varsa bu gebe nelere dikkat etmeli? Özellikle akşam yatmadan iki saat önce yemenin içmenin bırakılması çok önemli. Çünkü mekanik bir problemden bahsediyoruz. Yatar pozisyona geçtiği zaman gebenin mide içeriğinin daha fazla yemek borusuna doğru yükselmesi ve rahatsızlık vermesi kaçınılmaz. Gebelikte yemek borusu ile mide arasındaki kapakçıkta gevşeme meydana gelir. Bu yüzden daha fazla geriye kaçış yaşar ve bu da yemek borusunda yanma hissi, ağzına yiyeceklerin gelmesiyle olan bir rahatsızlık durumu yani reflüyü ortaya çıkarır. Bir taraftan büyüyen bebeğin yaptığı baskı nedeniyle de yiyecekler daha fazla kaçma eğilimine girecektir. Bunların önlenebilmesi açısından yatmadan iki saat önce yemenin içmenin bırakılması önemli. Yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yatmak. Bunun için refli yastığı denilen yastıklar da kullanılabilir. Gebe biraz daha yükseltilmiş bir yastık kullanarak da istirahat edebilir. Bu özellikle önemli. Zaten herkes yediğinin hangi yediğinin kendine rahatsızlık verdiği ile alakalı genel bir fikir sahibidir. Ama özellikle ekşili, acılı, yağlı, baharatlı yiyeceklerin reflü yapması daha fazla beklenir. Hele ki oruç tutarken geç bir saate kadar yemek yemek, tok olarak yatmak ya da sahuru yaptıktan hemen sonra yatmak reflü ile ilgili sıkıntıları arttıracaktır. Evet. E, reflüsü olan dinleyicilerimiz varsa eğer gebe olup da bunlara dikkat etmesinde Kesinlikle. fayda var diye söyleyebiliriz. E, son olarak hocam, diyabeti, hipertansiyonu ve epilepsisi olan gebeleri konuşacak olursak bu hastalara ne gibi önerileriniz olabilir? Biraz önce gebe kalmak isteyenler ne yapsınlar diye konuşurken gebe kalmadan önce mutlaka bir kadın doğum uzmanı ya da aile hekiminden gebelikte bir sıkıntı yaşar mıyım sorusunu sormalarını özellikle ifade etmiştik. Bu çok önemli. Henüz gebelik olmadan önce bazı problemlerin ifade edilmesi Varsa bir ilaç tedavisi başlanması, mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi, gebeliğe göre düzenlenmesi çok önemli. Bundan bahsetmemin nedeni aynı şekilde herhangi bir sistemik hastalığı olan şeker, tansiyon, epilepsi gibi rahatsızlığı olan gebelerin de gebelik esnasında oruç tutmak istedikleri zaman mutlaka ilgili bölümlerle bağlantıya geçmesi gerekir. Kadın, hekimli, kadın doğum hekimlerine sorulduğu zaman bu soru bunun cevabı eğer kontrol altında bir durumsa, hastanın genel durumunu etkilemiyorsa, Kullandığı ilaçlarla ya da diyetlerle kontrol altında tutulabiliyorsa genel olarak sıkıntı vermeyeceği yönündedir. Ama sorduğunuz üç hastalıkta özellikle kritik. Çünkü hipertansiyon durumunda hastanın uzun süre açlığının oluşturacağı aslında biraz tansiyon düşüklüğüyle alakalı bir durum rahatlatır mı diye düşünsek de aksine iftardan sonraki o ağır beslenme bu durumda hipertansif atakları daha da tetikleyecektir. Hastanın daha hastalığını derin ve şiddetli yaşamasına sebep olacaktır. Diyabet gebelikte çok daha farklı seyreder. Hem gebeliğe bağlı diyabet hem gebelik haricinde olan şeker hastalığı gebelikte kontrolü güçleşen bir problemdir. Uzun süre açlık durumları hastayı hem halsiz bırakır, hipoglisemi dediğimiz aşırı şeker düşüklüğüne bağlı tablolara sokabilir. Arkasından iftarda ve sahurda aşırı beslenmede hiperglisemi dediğimiz şekerin birden fazla yükselmesiyle alakalı bir tablo meydana getirebilir. Bir de bağlantısız e, görünen bir durum, hastaların anlam vermekte zorlandıkları bir durum vardır. Yemek yedikten sonra sanki çok acıkmış gibi bir e, şeker düşüklüğü yaşıyormuş gibi bir halsizlik durumu ifade ederler. Biz buna postprandial hipoglisemi diyoruz. Yani yemek yedikten sonra şekerin düşmesi. Normalde şekerli şeyler abartılı miktarda birden yenilince kişinin şekerini yükseltmek yerine ani düşüş yaşatır. Bu yüzden uzun süre aç kalıp birden yemek yiyenlerin elinde ayağında boşalma, terleme hissi, baygınlık hissi gibi durumlar yaşamasına sebep olur. Bu yüzden ısrarla vurguluyoruz. Birdenbire yememeli, fazla yememeli, küçük öğünler halinde iftarla sahur arasını gebe mutlaka tamamlamalı. Epilepsiye burada ayrı bir parantez önemli. Çünkü Epilepsi ataklarını, nöbetleri tetikleyen faktörlerden birisi de uzamış açlıktır. Açlık durumunda epilepsi nöbetlerinin arttığı hasta tarafından da zaten tecrübe edilmiştir, bilinir. Bu yüzden epilepsi hastası olan gebelerin mutlaka doktorlarından onay almaları gerekir. Uygun değilse orucu zorlamamaları kendileri açısından da bebek açısından da daha doğru olacaktır. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum kattığınız faydalı ederim. bilgiler için. Teşekkür Son ederim. olarak hem gebelik planlayan kadınlara hem gebelere ve emziren annelere önerileriniz varsa buyurun. Gebeliğin fizyolojik bir durum olduğu düşünülür. Yani normal hayatın bir parçası. Bir miktar böyle kabul edilebilir ama gebelik mutlaka kişinin özen göstermesi gereken, mutlaka takiplerini aksatmadan yapması gereken ayrıcalıklı bir durumdur. Hem gebe kalmadan önce hem gebelik esnasında bunun bir sorumluluk olduğunun farkına vararak kişi eğer gebeliğe, gebelik planına yaklaşırsa kendisi açısından da bebek açısından da daha güzel sonuçlar elde edecektir diye ümit ediyorum. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın hocama bu kadar yoğunluğu arasında bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Sofranız bereketli, sağlığınız sıhhatli olsun.